Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri yaratan göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünmemizi emir buyuran yüce Allah'ımıza hamd ederim. İsra ve Miraç olayının Rabbimiz tarafından seçilmiş kahramanı olan aziz peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Güzel kardeşlerim. Bilmemiz gerekenler genel başlığı altında sunduğumuz sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu sohbetimizde İsra ve Miraç olayını özetlemeye çalışacağız. Sevgili peygamberimiz Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de peygamberlik görevi ile vazifelendirildiğinde insanları Allah'ın varlığı ve bir iğne inanmaya ahiret hayatının varlığına iman etmeye ve Rabbimizin emirleri ve yasaklarına göre yaşamaya çağırmaya başladığında Mekke şehir devletinin yöneticileri ve önde gelen etkili şahsiyetleri aziz peygamberimiz efendimize karşı çıktılar. Ona ve ilk inanan Müslümanlara direnç gösterdiler. Alaya aldılar tehdit ettiler. Bazılarını şehit ettiler. Diğer bazılarını suikastlere maruz bıraktılar. En büyük maddi ve manevi işkenceleri aziz peygamberimize reva gördüler. Müslümanların bir bölümü Habeşistan'a hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Bir de aziz peygamberimiz ve ilk Müslümanlar ablukaya alındılar. Beşeri ilişkileri kestiler. Onlara gıda ambargosu da uygulamaya kalktılar ve sürdürdüler. İşte böylesine üzücü olayların yaşandığı bir dönemde Yüce Rabbimiz kendi kudretini göstermek ve peygamberine tebliğ ettirdiği hakikatleri ona kafa gözüyle göstermek ve müminleri de bir denemeden geçirmek üzere aziz peygamberimiz efendimizi İsra yolculuğuna çıkardı. Akabinde Miraç yolculuğu başladı. Güzel kardeşlerim, açıklayacağım özetle. Ancak önceden kısaca bilgi vermek isterim. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de bir ayetle özetlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir hakikati olguyu gösterir. Miraç olayı ise genel kabule göre Kur'anla irtibatlı olmayıp Aziz Peygamberimizin hadisleriyle anlatılmış bir seyahattir. İsra beden ve ruh ile birlikte gerçekleşmiş bir olaydır. İlgili ayetteki abd sözcüğü ve de Kur'an'ın göklere yönlendiren düşünmemizi öğütleyen ayetleriyle birlikte mütala ettiğimizde İsra'nın beden ve ruhla birlikte gerçekleştirildiği hakikatini kavrayabiliriz. Miraç olayı aziz peygamberimizin anlatımıyla sabit bir olaydır. Ancak ruh ve beden olarak mı ruh olarak mı bir rüya olayı olarak mı gerçekleştirildiği konusunda farklı kabuller var İslam bilginlerince. Ancak Herhangi bir kabul Miraç olayının da değerini düşürmez. Güzel kardeşlerim. Şimdi sizlere İsra ve Miraç olayını özetlemeye çalışacağım. İsra olayı İsra suresinin birinci ayetinde özetlendiği için bu ayetin anlamını aktarmayla anlatımımıza başlayalım. Estaizu billah. Subhanallazi asra bi abdihi leylen min el mescidil harami ila el mescidil aksa allazi barakna havle Bütün yüceliklerle vasıflı tüm eksikliklerden bevi olan yüce Allah kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mekke'deki Kabe merkezli mescid Aram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdü. Ki bu Mescid-i Aksa'nın çevresini bereketli kıldık. amacımız liniriyeu min ayatina elçimiz Muhammed'e varlığımıza kudretimize bilgimizin sonsuzluğuna delalet eden belgelerin bir kısmını göstermek için Şüphesiz Allah gereğince işiten layıkıyla görendir. Sevgili kardeşlerim, İsra budur. Aziz Peygamberimiz, Efendimiz, Kabe merkezli Mescidi haramda bulunuyorken bizim halk dilinde Cebrail, Kur'an dilinde ise Cibril denilen vahiy meleği gelir. Aziz peygamberimizin göğsünü yarar. Kalbi üzerinde mahiyetini bilemediğimiz bir işlem yaparak göğsünü kapatır. Ve aziz peygamberimizi Burak denilen şimşek gibi ışık ızı ile hareket edebilen bir vasıta ile kendi Refakati ile Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürür. Mescid-i Aksa ve çevresi vahiy merkezidir. Birçok peygamberin uğrak mahallidir. Vahi aldığı yerdir. Örneğin Hazreti Lut gibi Hazreti Musa gibi ve Hazreti İsa gibi Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Mescid-i Aksa'da hadislerin rivayetine göre namaz kılar. Mescid-i Aksa'nın mekanında veya kendisinde manevi vücutlarıyla kendisini karşılayan bazı peygamberlerin ruhaniyeti ile görüşür onlara Mescid-i Aksa'da namaz kıldırır. Aziz kardeşlerim gecenin bir vaktinde vücuda gelen bu olaya Kur'an dilinde bu İsra Suresi'nin ilk ayetinde kullanılan esra fiilinden hareketle İsra olayı denir. Peygamberimiz beden ve ruh ikilisi içinde bu olayı yaşadı ve Miraç İsra olayından sonra vücuda geldi. Genel kabul Miraç olayının İsra olayını takiben vücuda geldiğidir. Ama İsra'dan bağımsız olduğu görüşü de kabulü şayan görüşler arasında yer almaktadır. Aziz Peygamberimiz Efendimiz mescidi Aksa'da Miraç denilen ölen güzel kulların ruhlarının birinci semaya göğe kendisiyle yükseltildiği miraç denilen bu maddi ve manevi donanımları olan araçla vahiy meleği Cibril'in refakatinde yükselir. Birinci gökte mahiyeti tarafımızdan bilinmemektedir. Hazreti Adem peygamberle insanlığın babası bu müstesna şahsiyetle bir araya gelir. Selamlaşır, merhabalaşırla, merhabalaşırlar. Ve Aziz Peygamberimiz bu birinci gökte kabir azabına uğrayacak bazı insanların nasıl azap edileceklerine dair görüntüleri izler. Faiz yiyen yetim balı yiyen insanları arkalarından onların hoşlanmayacağı tarzda anan dedikodularını yapan ve de zina eden kadınlar ve erkeklere hiç şüphesiz bu günahları akabinde tevbe edip aklanmayanlara nasıl bir azap uygulanacaklarına dair müşahedelerde bulunur. Örneğin insanları gıyaplarında ananlar derilerinden kesilen parçaların ağızlarına tıkatılmasıyla azaplanır. Yetim malını yiyenlerin ağızlarına ateşten korlar konur. Böylece azaplanırlar. Zina eden erkekler binbir çeşit nimetlerin bulunduğu bir sofrada leş yemeye mecbur kılınarak azaplanırlar. Faizciler ise karınlarına dolan yılanımsı varlıklarla azap edilirken peygamberimiz tarafından görülür. Ve aziz peygamberimiz ayrıntılara inmek sizin devam ediyorum. Sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı göklere çıkar. Ve bu gök tabakalarında sırasıyla bazı peygamberlerle, Hazreti İsa ve Yahya ile, Hazreti Yusuf'la, Hazreti İdris'le, Hazreti Harun'la ve Hazreti Musa ile selamlaşır ve görüşür. Ve yedinci kö'e gelir. Burada Hazreti İbrahim'le görüşür tanışır konuşur ve bu 7. gökte meleklerin çabisi olan ve her gün 70 bin meleğin tavaf ettiği El-Beytül Ma'mur'da namaz kılar, tavaf yapar. Buradan sevgili peygamberimiz efendimiz Cibril'in refakatinde Sidretül Münta'a dediğimiz bir aleme yükseltilir. İnsanların bilgilerinin ulaşabileceği nihai alem olan Sidretül Münteada Aziz Peygamberimize özetleyerek ifade ediyorum. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kalbin tasavvur edemediği, ve edemeyeceği cennetten köşeler gösterilir. Ve de cehennemden görüntüler sunulur. Akabinde peygamberimiz Cibril'in refakati olmaksızın refref dediğimiz bir araçla Sidretül Münteanın da üstüne çıkarılır. Zamanın ve, ve mekanın olmadığı arş alemine yaklaştırılır. Ve burada mahiyetini kavrayamayacağımız müşahedeler yapar. Evrenin yönetimiyle alakalı meleklerin çalışmalarına kısmen tanık olur. Ve aziz peygamberimiz bu miracı nihayetlendiğinde aynı istikameti dönüş güzergahı kılarak Kudüs'e gelir ve Kudüs'ten Burak ile Mekke-i Mükerreme'ye Mescid-i Aram'a geçirilir. Sevgili kardeşlerim değindiğimiz gibi İsra olayı ayetle sabittir. Miraç olayı aziz peygamberimizin anlatımlarıyla bilinmektedir. Ancak burada bir gerçeği ifadelendirelim. Miraç olayına daha sonra karıştırılmış bir takım hürafeler de ilave edilmiştir. Ancak özü itibariyle miraçta da haktır. En doğrusunu Allah bilir. Miraç bir rüya mıdır? Bir ruhani olay mıdır? Ruh maal ceset vuku'a gelmiş bir hadise midir? en doğrusunu Allah bilir kaydını koyalım ve İsra'ya imanımızı pekiştirelim. Miracı da kabul edebilir bir ruh dünyası içine girelim. Güzel kardeşlerim, yaşadığımız dönemde bazı gaybi hakikatleri kavramak daha bir kolaydır. Asırlar önce bu gibi İsra ve Miraç olayına imani teslimiyet mantığıyla yaklaşmak gerekiyordu. Ama zamanımızda İlmi bir mantıkla yaklaşmak ve kavramak da mümkündür. Biliyorsunuz uzayda günümüzde ışık dalgalarıyla bilemediğimiz dalgalarla görüntü ve ses nakitleri yapılmakta uzayda eşyanın nakledilebilmesi için bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Aslında güzel kardeşlerim biz de bir uzay gezegeninde yaşıyoruz kabulü yapılabilir biliyorsunuz saatte 1670 kilometre hızla yerküremiz kendi ekseni etrafında dönerken saatte 108 bin kilometre hızla Güneş çevresinde dönmektedir biz de İsralar fizik planında yaşıyoruz Dolayısıyla İsra'ya da Mirac'a da inanıyoruz. Rabbim bizi bu inancımız üzerinde yaşatsın. Güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i incelerken sık sık şu tür ayetler dikkatimi çekerdi. İnsan oğlunun yüceliği anlatılırken örneğin İsra suresinin 70. ayetinde "Velakad kerremna beni Adem ve hamalnahum fil berri vel bahr" Biz Adem oğlunu oğullarını yücelttik onlara karada ve denizde ulaşım imkanları sunduk. Daima karada ve denizdeki ulaşım imkanlarını dile getiren ayetlerle karşılaşırız. Bunun sebebi ne olsa gerektir diye düşünürdüm. Neden hava yoluna da bir işaret yok. Aziz kardeşlerim İsra olayına kadar zaten insanlık hava yolunu bilmiyordu. İsra olayı hava yolunun da bir ulaşım ve iletişim vasıtası olabileceğini evet İsra olayı bize göstermektedir. Bu İsra ve Miraç olayını Kur'an'ın gökler ve yar ile ilgili ayetleri ile bir arada değerlendirdiğimizde Kıyamet gündek kadar gelecek çağlar olan Muhammed çağlarının İsra ve Miraç olayıyla birlikte Kur'an ayetlerinin Muhammed çağlarının uzay çağları olacağına bir işareti işaretleri vermekte olduğunu anlarız. Evet güzel kardeşlerim burada dikkatlerinizi bazı ayetlere çekmek istiyorum. İsra ve Miraç olayı ile birlikte bu ayetlerin bir arada değerlendirilmesinin e, ufkumuzu açacağı inancındayım. Ancak sevi olarak geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim bize göklerin ve yerin altı evrede yaratıldığına dair pek çok ifadeler kullanır. Ali İmran suresinin 190. ayetinde ifadelendirildiği üzere göklerin ve yerin yaratılışı gece ile gündüzün ardarda arda gelişinde akıl sahiplerin için alınacak ibretler olduğu gerçeği bize sunulur. Kap suresinin 6. ayetinde olduğu gibi bize şöyle buyurulur. Efelem yanzuru ile semai keyfe beneyna ve zeyyenna ve male amin furuç. Onlar göğe bakmıyorlar mı? Nasıl bina ettik ve nasıl da yıldızlarla süsledik? Hiçbir yarık da yok. Sevgili kardeşlerim, daha nice ayetler yanı sıra bizim göğü ve yeri sınırlarını dahi aşabileceğimize Kur'an işaret buyurmaktadır. Rahman suresinin 30. 33. ayetinde Ya ma'şaral cinni vel insi Ey insanlar ve cinler İn istata'tum en temkuzu min aktari semavati vel ard Eğer gücünüz yetiyorsa gökleri ve yer delerek ötelerine geçmeye çalışın. Ama la tenfuzuna illa bi sultan. Siz bunu ancak bir güçle yapabilirsiniz. Yani e, en azından dünya göğünün sınırlarının aşılabileceği yaradanan koyduğu tabiat kanunları çizgisinde buna 14 asır evvel işaret yapılmaktadır. Ve bugün biliyorsunuz kardeşlerim yer küresi dışındaki uzayda yer alan gezegenlerde canlıların hayatı var mıdır konusu henüz bir netlik kazanmadı. Ama Şura Suresi'nin 29. ayetinde bizim dikkatlerimiz göklerin ve yerin yaratılmasına, göklerde ve yerde yaratılan canlılara dikkatlerimiz çekilmekte. Vahu ala cem'i izayen şaukadir. Allah dilediği zaman da bu göklerde ve yerde yaşayan canlı varlıkların bir araya gelebileceğine işaret buyurulmaktadır. Güzel kardeşlerim, İsra <laughs> ve Miraç olayını sizlere özetledik. Şimdi alınabilecek bazı derslere değinelim. Allah her bir varlığın halikıdır. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Akıl almaz büyüklükteki evrenin yoktan var edicisidir. Biz Allah-u Zülcelal'in bütün bu varlıkları yaratırken kün emriyle yaratmakta ama belli tabiat yasaları da koymaktır. Bu yasalara yöneldikçe bu yasaları kavrayabildikçe Rabbimizin yarattığı nice nice varlıklardan faydalanabileceğimiz gerçeğine ulaşmalıyız. Sevgili kardeşlerim İsra olayı Mekke'den Kudüs'edir. Bir hava yolculuğudur. Bu olay ve ilgili Kur'an ayetleri bize hava yolunu benimsememizi uzay çalışmalarına büyük bir önem vermemiz gerçeğine yöneltiyor. İsra'nın sahipleri olarak, inananları olarak bugün hava trafiğinde yer alan araçları, uçakları yapamayışımız İslam ümmeti olarak bir utancımız olmalıdır. Her İsra ve Miraç olayı bize hava araçlarını yapıncaya kadar utancımızı duyuracak vesile olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, Hud suresinin 7. ayetinde çok çok üzerinde durulması gereken bir hakikate dikkatimiz çekilmekte. Bu ayette göklerin ve yerin Rabbimiz tarafından altı evrede yaratıldığı açıklanırken لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela buyurulmakta. Adeta göklerin ve yerin bizler için yaratıldığını, bizlerin imtihanı için bir vesile teşkil ettiği açıklanmaktadır. Güzel kardeşlerim, bu ayet dahi bizi uzay çalışmalarına İslam inançlıları olarak daha bir önem vermemiz gereğine yönlendirmektedir. Sevgili kardeşlerim. Namazın Miraç'la ilişkilendirildiği en azından kültürümüzde yer almaktadır. Namaz Hazreti Adem'den beri bütün peygamberlerin tebliğlerinde yer alan bir ibadettir. Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in çizgisinde cahiliye döneminde de bilinen bir ibadet idi. Peygamberimiz kulun Allah'a en yakın olduğu anın namazdaki secde anları olduğunu beyan ediyor. İsra ve Miraca inanan insanlar olarak namazımızı da bizim ruhsal miracımıza bir vesile olması yolunda adımlarımızı atabilmeliyiz. Ru'en yüceltmemizin yoludur. Namazımız, namazımız bizim için bir miraç vesilesidir. Namazla irtibatını kurmamız kültürümüzde ve de aziz peygamberimizin bazı hadislerinde beş vakit namazın Miraç gecesi e, peygamberimize tebliğ edildiğine işaret ettiği için sevgili kardeşlerim Bakara suresi'nin son iki ayetinde miraç olayıyla irti dikkate alırsak sözlerimizi kısa bir dua ile bitirelim. Allah'ım hamdü senalar sanadır. Salat senin peygamberin aziz peygamberimiz üzerine olsun. Ya Rabbi bizim faydalı bilgilerimizi artır. Bizi göklere yönlendiriyorsun. Göklerin yaratılması üzerinde düşünmemizi emir buyuruyorsun. Ya Rab bizi göklere yönelen, uzay çalışmalarına değer verebilen, bu çalışmalara saygı duya, duyan güzel kutların zümresine ilak eyle. Ya Rab namazlarımıza devam edenlerden, namazları kendileri için ruhsal miraçlar olan güzel kutların zümresine bizleri de ilak eyle. Rabbimiz senin emirlerini unutursak, uygulamada hatalar edersek bizi muahaze etme. Geçmiş ümmetlere yüklediğin ağır yükler gibi yükleri bize yükleme güç yetiremeyeceklerimizi ya Rab bize taşıtma. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et ve inkarcılara karşı yardımını bize lütfeyle. Hepinize hayırlar, huzurlar, bereketler, manevi miraçlar niyaz ediyorum aziz kardeşlerim.